Arzuladın gurbetten ben gelirim. Devamlarım kabul kabul eyle hum yar, eyle hum yar. Çok değerli Hubyar muhipleri, enginliğin, dinginliğin, sabrın topraklarına, Hubyar diyarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, baş göz üstüne geldiniz. Yüce dağ başının dumanı eksik olmaz derler. Bugün bu dağın dumanı eksik değil. Yeter ki sizin gönlünüzün dumanı pusu olmasın. Biliyorsunuz, bu yıl 12.sini düzenlediğimiz bu Hubyar anma etkinliklerinde son 2 senedir bu etkinliklerimizi hep inşaat içinde geçiriyoruz. Geçen yıl dedik ki tamamlayacağız. Ama Halil arkadaşımız da söyledi. Fakirin göçü gide gide düzelirmiş. Bizimki de ancak bu kadar oluyor. Henüz tamamlayamadık. Ama katkılarınızla, köylülerimizin katkısıyla, sizlerin katkısıyla bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunun bitmiş olarak birlikte bu etkinliklerimizi de ileriki yıllarda yapacağız. Değerli konuklar, değerli Hubyar muhipleri, her sene burada buluşuyoruz, cem oluyoruz. Bu sene burada birleşmemizin adını kadına yönelik şiddete karşı cem olma diye koyduk. Biz bu kararı alırken burada sadece kadına değil adı o ama şiddete karşı bir çera uyarmak için bu etkinliklerimizi hazırlarken henüz Türkiye'de Suruç'ta 32 gencimiz katledilmemişti. O yüzden etkinliğimiz dün akşam valilik tarafından iptal oldu biliyorsunuz. Biz de burada yapamadığımız etkinliğimizi köy içinde cem olarak yaptık. Çerağımızı uyardık. Kadına yönelik şiddete karşı Türkiye'de, dünyada, nerede olursa olsun her türlü şiddete karşı çerağımızı uyardık. Cem olduk. Dualarımızı bu şiddetten mağdur olan insanların anısına yönelttik. Bugün burada da hepinizin huzurunda şiddeti lanetliyorum. Zavallılara karşı, güçsüzlere karşı şiddet uygulamanın katliamdan bir farkı olmadığını burada ilan etmek istiyorum. Değerli dinleyenlerim, dün akşam köy içindeki cemimize de söyledim. Yiğitlik, güçsüz insanların gırtlağını sıkmak, onları boğmak, onlara şiddet uygulamak değildir. Yiğitlik, gücü yetenin gücü yettiğini boğması değildir. Yiğitlik, her türlü hainliğe, her türlü alçaklığa, her türlü haksızlığa, her koşulda karşı durabilmektir. Dik durabilmektir, haksıza haksızlığını söyleyebilmektir yiğitlik. Pir Sultan'ın yiğitliği, başkalarını öldürdüğü, başkalarını katlettiği için değil, o güce karşı, askere karşı, orduya karşı, devlete karşı, onurlu davasından vazgeçmeden dik durabildiği için yiğit olmuştur. Bugün adı geçtiği zaman, deyişleri okunduğu zaman, eğer Pir Sultan adını duyduğunuzda niyaz veriyorsanız o niyaz Pir Sultan'ın o dik duruşuna, o yiğitliğinedir. Bu yüzden hepinizden ricam, şiddetin ne türlüsü olursa olsun buna karşı koymaktır. Hemen yeri gelmişken şunu da ilave etmek istiyorum. Hiçbiriniz lütfen alınmayın. Ama şiddet evde başlar. Şiddet, büyük çocuğunuzun küçük çocuğunuza, annenin çocuklarına, babanın çocuklarına ve eşine yapa yapa gide gide büyüyor. Şiddet evde gelişiyor. Eğer şiddeti siz evde engelleyemezseniz,
ülkenizde de engelleyemeyeceksiniz. O yüzden şiddetin her türlüsüne karşı olmak gerekiyor. Bu şiddete karşı olan eylemimizden ötürü bize katkı sunan, özellikle İstanbul'dan gelen saygıdeğer misafirlerimizin buraya ulaşması için onlara katkı sunan tüm belediye başkanlarımıza, Avcılar Belediye Başkanı Doktor Handan Toprağa, Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'ye, şu anda isimlerini hatırlayamıyorum ama Kartal Belediye Başkanları, Sancaktepe Belediye Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na teşekkürlerimi burada bir borç biliyorum. Kendilerine selam olsun diyorum. Değerli dinleyiciler, değerli Hubyar muhipleri, değerli konuklar. Bu sene 12. sene. 11 sene burada sıcaktan yandık. Bugün de soğuktan üşüyoruz. Ama lütfen eksiklerimizi hoş görün. Bizleri yeteri kadar sizlere hizmet edemediğimizden ötürü eksikliklerimizi ne olur mazur görün. Umarız gelecek yıllarda bu eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız. Sayın spikerimiz Halil arkadaşımız beni çağırırken ateş böceğinden bahsetti. O ateş böceğinin örneğini dün akşam köyümüzde söylemiştim. Duyanlar için bir tekrar olacak. Onlardan özür diliyorum ama dün akşam duymayan arkadaşlarımız için söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ateş böceğinin bir özelliği var. Ne zaman karanlık olsa kendiliklerinden yanıyorlar. Onları yakmaya gerek yok. Onların doğası öyle. Onların özellikleri öyle. Nerede zifiri karanlık olursa orada ateş böcekleri yanar. İşte ben de dün akşam dedim ki ateş böceğinin bu özellikleri iyi insanların yüreklerindedir. Demokrat insanlar, devrimci insanlar, yürekleri başkalarına kötülük ve ihanet için değil, başkalarına yardım ve iyilik için çarpan insanlar ateş böceğine benzerler. Ne zaman ülkemiz kararırsa o zaman kendiliğinden yanarlar. Onun için diyorum ki renkleri ateş böceğine benzeyen kadınlarımız bu güzel giysilerinizle birer ateş böceği olarak, bir kır çiçeği olarak bizleri buradan şenlendirdiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ayrıca bu etkinliğimize katkı sunan Karadeniz Alevi örgütleri adına burada bir temsilci arkadaşımızı çağıralım, onlara da bir selam gönderelim. Tokat Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanımız Sayın Muharrem Erkan'ı da yanımıza alalım. Çünkü biliyorsunuz bu sene Ordu'daki, Karadeniz'deki birkaç derneğimiz de bu etkinliğimize katkı sundular. Ayrıca bu etkinliğimize emeği geçen, bağışlarıyla bizlere destek sunan ama bugünün organizasyonunu bizzat paylaşan Hubyar Köyü Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyelerine ve Hubyar Eğitim Vakfı çalışma arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca siz değerli konuklarımıza bizi onurlandığınız için tekrar teşekkür edip sözü Muharrem arkadaşıma bırakıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, selamlar sunuyorum. Güle güle gidin. Hak sizi bir dahakine nasip eylesin. Hoşça kalın. Saygıdeğer canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Alevlik kolay değil. İnsanı sevmek, doğayı sevmek, dostça, kardeşçe, barış içerisinde yaşamak bedel ister, mücadele ister. Bununla ilgili örgütlenmek ister. Örgütlenmediğimiz süre içerisinde de sıkıntıları, sorunları hep beraber topluca yaşamaktayız. Bizler Karadeniz bölgesinde bulunan Pir Sultan örgütleri olarak Samsun, Havza, Turhal, Zile, Taşlı Çiftlik, Tokat Merkez, Niksar Yol Konak, Tokat Merkez Kalardı
Bulguroğlu Pir Sultan Şubeleri ve Ordu Alevi Kültür Dernekleri olarak bu etkinliğe katkı sunduk. Ayrıca ben Pir Sultan Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı olarak da genel merkez düzeyinde her zaman Hubyar'da yapılan bu etkinliğe sonsuz desteğimiz vardır. Dün vardı, yarın da olacaktır. Ayrıca biliyorsunuz hep bize şunu söylerlerdi. Aleviler farklı farklı, Cemleri farklı farklı, sorunları oldukça farklı. Aleviler ortak hareket edemezler mi diyenler için şunu da hatırlatmak istiyorum. 9-10 Eylül 1911 yılında Türkiye'deki ve dünyadaki, Avrupa'daki ve dünyadaki diğer Alevi örgütleriyle beraber Serçeşme'de bir toplantı yaptık. Pirimiz Veliyettin Ulusoy'un başkanlığında yapılan toplantıda bütün yapılar birleşerek hünkârımız Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı olarak faaliyete geçti. Bunun bir işlevi vardı. Bunun işlevi şuydu. Tüm Alevilerin ortak bir paydada Alevi ritüellerini örgütsel olarak bilgilendirme, bilinçlendirme ve yayma sistemi ortaya koymaktı. Ayrıca Ocak dedelerini de bir araya getirdi. Örneğin bu Ocak dedeleri kendi içindeki eğitim sürecini de tamamlayarak düzenli bir yapıyı oluşturmaya çalışmaktadır. Yarınlarımız daha da güzel olacaktır. Daha da güçlü olacaktır. Bugünler belki unutulmayacaktır. Yara gider izi kalır ama bu sorunlar da bir gün muhakkak aşılacaktır. Bizim biliyorsunuz Serçeşme'miz. Adını andığımız zaman niyaz ederiz. Hacı Bektaş-ı Veli'miz, Veli Pir'imizin dergahına gittiğimiz zaman kapıdan bizden ücret alırlar. Kültür Bakanlığı'na bağlıdır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir bölgesinde, hiçbir inanca uygulanmayan bir yöntem bu ülkede Alevilere uygulanmaktadır. Ve Aleviler kendi dergahlarına girerek sanki bu bir müze hali konumunda değerlendirilmekte, herkes oraya giriş ücreti ödemektedir. Halbuki orası bizim Serçeşme'mizdir, orası bizim Kabe'mizdir. Oraya biz inancımız gereği gideriz. Devlet elini çekmelidir. Devlet dergahlarımızdan elini çekmelidir. Devletin hangi birimi olursa olsun, muhtarlıktan bakanlığına kadar hangisi olursa olsun, dergahlarımızın üzerinde elini çekmediği süre bu inancın özgür olma olasılığı da oldukça zordur saygıdeğer canlar. Onun için şunu bir daha tekrarlamak istiyorum. Bu hükümetin yasaları bir daha gözden geçirip yasalara uymasını öneriyoruz. Hadi Türkiye'deki yasalar bir nevi bu işi ahime götürmek zorunda kaldı. Bu ülkede zorunlu din dersleri diye bir konu var. Bu zorunlu din derslerinin kaldırılması ahim tarafından kabul edilmesine rağmen cemevlerinin ibadethane olarak sayılmasını onaylamasına rağmen ülkemizde daha hala onaylanmamıştır. Gerçek yerine oturtulmamıştır. Bunları aşacağız. Bir oldukça, bir arada oldukça güç olacağız. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, problemlerimizi hiçbir zaman şiddete başvurmadan, barışçıl yoldan, demokratik bir şekilde alanlarda, meydanlarda, her yerde dile getirip insanlara anlatacağız. Her türlü ayrımcılığa, Alevi-Sünni ayrımcılığına, Kürt-Türk ayrımcılığına, başka türlü her türlü ayrımcılığın da karşısında her zaman dün nasıl durduysak bugün de durmaya devam edeceğiz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Tokat Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Tokat'tan gelen canlarımıza da ayrıca bir otobüs tahsis etti. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seyir oğlum günahı koydum başımı. Hüseyin'im aşkıyla döktüm yaşımı. Gülgen çuhurunun karadaşını. Tahta kılıcıyla böldüm huvuyan. Tahta kılıcıyla böldüm huvuyan. Tahta kılıcıyla da dost böldüm huvuyan.